Çetenin diğer 4 mağdurununsa şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. 18 yaşındaki genç dondurma almak için çıktı. İstanbul'un orta yerinde çatışan magandaların arasında kaldı, vuruldu. Şimdi hastanede yatıyor ama hala serseri kurşun kurbanı olduğundan haberi yok. Ben çok korktum ama hiç kendi de bilmiyor daha kurşun olduğunu. Dondurma almaya gidiyorduk abimle. Sonra ilk üç bir tane serseri geldi. Kumpli patladı. Kimse gerçeği söylemedi. Genç adam yanında torpil patladığını sanıyor. Ama aslında şehir eşkıyasının kurşunuyla vuruldu. Dondurma alırken az kalsın can veriyordu. Sonra böyle bir anda bağırdım. Kanatmaya başladı. Mehmet Pekel Kartal'da ailesiyle birlikte yaşıyor. Liseden daha yeni mezun oldu. Kurduğu üniversite hayalleri dün akşam neredeyse yarıda kalıyordu. 18 yaşındaki Mehmet Pekel abisiyle birlikte evinden çıktı. Dondurma almak için Topservi'deki işte bu dondurmacının önüne geldi. Siparişi verdiler ve burada beklemeye başladılar. Biz dün kardeşimle pastaneye dondurma almaya. Orada birkaç grup geçiyordu işte böyle serseri tarzı. İşte biz o ara kardeşimle şey yapıyorduk, konuşuyorduk. İki kardeş tam dondurmalarını almak üzereyken silah sesi duyuldu. Dondurmacıya yaklaşık 30 metrelik uzaklıkta iki arkadaş tartışmaya başlamıştı. İşte o tartışma giderek büyüdü ve taraflardan bir tanesi silahını ateşledi. O silahtan çıkan mermi 18 yaşındaki gencin karnına isabet etti. Bir anda bir silah sesi duyuldu. Kardeşim kendini yere attı abi, hani abi canım acıyor tarzında. Ben kardeşimle ilgilenirken zaten o vuran kaçtı. Ben de yüzünü göremedim. Pekel kanlar içinde kaldı. Kendini yerde buldu. Abisi ve çevredekiler ilk şoku atlatmalarının ardından ekiplere haber verdi. Yaralı genç hastaneye yetiştirildi. Ailesi genç adamdan gerçeği üzülmesin diye sakladı. Şu haber ekibine olanları anlattığı sırada bile şehir eşkıyası kurbanı olduğunu bilmiyordu. Dondurma almaya gidiyorduk abimle. Sonra ilk üç bir tane serseri geldi. Kumpli patladı. Ben çok korktum ama hiç kendi de bilmiyor daha kurşun olduğunu. Talihsiz gencin annesi de haberi ilk aldığında kulaklarına inanamadı. Ben düştü galiba. Tabii zor gittim ben. Eşim benden önce çıktı. Ben gittim ki ambulans gelmiş, yerde yatıyor çocuğum kanlar içinde. Geçirdiği ameliyatın ardından genç adam hayati tehlikeyi atlattı. Bu acıları çekmesine neden olan şehir eşkıyaları da o daha taburcu olmadan yakalandı. Yakalanmış evet. Ama neye yarar ki? Allah onları bildiği gibi etsin. Yavrum aynen öyle. Onlar ne zaman bitecek ben bilmiyorum ki. Allah'a var. Dondurma alırken ölümün eşiğine gelen gencin tedavisi sürüyor. Sokak ortasında silaha sarılmaktan çekinmeyen o şehir eşkıyalarıysa adalete hesap verecekleri günü bekliyor.